gün önce İstanbul'da yaşanan iş cinayetlerinden dolayı on işçi arkadaşımızı kaybettik. Onların ailelerine başsağlığı dileklerimizi sunmak isteriz eğitimsel olarak. Bugün biz burada eğitimde yaşanan kaos ortamıyla ilgili okul müdürü arkadaşlarımıza dair siyasi bir tutumla belirlenen puanlama üzerinde, değerlendirme üzerinde 129 arkadaşımızın, Malatya'da görev yapan okul müdürü arkadaşımızın görevden alınmasına karşılık hakkımızı aramaya geldik. Biliyorsunuz ülke son zamanlarda TEOG sistemi başta olmak üzere ciddi anlamda eğitimde kaosu yaşamakta. Öğrenci velilerimiz ve öğrencilerimiz okul okul gezerek kontenjanlardan her hafta bir okulda sıra alarak o okula yedekte yerleştirilmeye çalışılmakta. Bir taraftan özel okullara 800 milyon TL'lik özel kaynak ayıran hükümet, devlet okullarına, kamusal eğitim yapan devlet okullarına kaynak ayırmazken, orada bulunan öğrencilerimizin her türlü sorunuyla ilgilenen, kapı kapı dolaşarak okulun sorununu çözmeye çalışan, eğitimi daha da kaliteli hale getirmek için çaba gösteren eğitim yöneticisi arkadaşlarımızı kendine bağlı subjektif değerlere tabi tutarak 75 puanın altında bir puanlamaya tabi tutup arkadaşlarımızın görevlerine son verdiler. Yasa çıkartıyorlar, yasaya ilişkin yönetmelik çıkartıyorlar, yönetmelik yasayla çelişiyor, daha sonra genelge çıkartıyorlar, o yönetmelikle çelişiyor. Tamamen yapboz tahtasına dönen eğitim sisteminde gerçekten ciddi sorunlar var. Bunu Malatya halkıyla ve Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Arkadaşlarımıza 75 puanın altında puanı reva gören ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, il milli eğitim müdürlerine buradan sesleniyoruz. Hangi kritere göre arkadaşlarımıza 75 puanın altında puanlamaya tabi tuttunuz? 100 puan verilen okul müdürlerine de buradan sesleniyoruz. Hangi bilimsel eseriniz vardı? Hangi makaleniz vardı? Eğitime ne katkı verdiniz de 100 tam puan aldınız? Buradan yandaş sendikaya da sesleniyoruz. Toplu sözleşme sürecinde kamu emekçilerini hükümetin %6+ enflasyon farkı teklifine rağmen 5.2 teklifiyle satan yandaş sendika bugün benim de yöneticilerim görevden alındı diye timsah gözyaşları döküyor. Ama perde arkasında kapalı kapıların ardında hangi okulu kime peşkeş çekeceğinin hesabını yapıyor. Bunların hepsinin Malatya kamuoyu tarafından bilinmesi gerekir. Eğitim sen hak hukuk mücadelesinde fiili meşru sendikacılık mücadelesinde asla vazgeçmeyecektir. Cuma günü ve pazartesi günü ayın 8'i itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurularımızı yaptık arkadaşlarımızın. Bugün itibariyle İdari Mahkemesi'ne başvurularını yapacağız. Burası Malatya'nın Adliye Sarayı. Burada vicdanlı, onurlu, namuslu hukuk insanları var. Biz bunu biliyoruz. Onlara yapılan idari baskılara, siyasi baskılara rağmen hala haktan yana, hukuktan yana tavır gösteren hakimlerimiz, savcılarımız var. Onların tarafsızlığına, hakkaniyetli davranacağına, vicdanlı davranacağına inanıyoruz. Ve bugün okul müdürlüğünden aldırılan arkadaşlarımızla bu hukuksal mücadelemizi buradan başlatıyoruz. Ve Malatya kamuoyuna sesleniyoruz. Mağdur olan 129 tane okul müdürü arkadaşımıza sesleniyoruz. Bu daha başlangıç. Okul müdür yardımcısı arkadaşlarımıza dün itibariyle, gece itibariyle çıkan torba yasayla öğretmenlere rotasyon getirme uygulamalarıyla karşı karşıya geleceğiz. Eğitimde yıkım yasaları geliyor. Bunların hepsini bilinmesi lazım. Biz eğitimsel olarak aylardır bunları söylüyoruz, dile getiriyoruz. Bugün haklı çıkmaktan dolayı üzgünüz. Ama kamuoyunun bunu bilmesi gerekiyor. Biz hukuk mücadelemizi buradan başlatıyoruz. Biz şuna inanıyoruz eğitimsel olarak. Mücadelede arkadaşlarımızın, tüm okul müdürü arkadaşlarımızın yanında olacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim sendikamızdan olmayan okul müdürü arkadaşlarımızı da mağdur olan herkese kapımız açıktır. Herkesi davet ediyoruz. Onlarla beraber mücadele etmeye, hukuksal, fiili mücadele etmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Bu anlamda sizi de, değerli basın emekçilerine de bu gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi mahkemeye dilekçe vermek için İdare Mahkemesi'ne geçiyoruz.